Selamlar dostlar hoş geldiniz yeni bir bu hafta videosu yine ücretsiz oyunlar yeni çıkan oyunlar bunun dışında daha çok ücretsiz oyun xbox eksen eklenen oyunlar hepsine bir bakacağız bu hafta neler varmış bakalım genelde bu hafta videolarında gündem konularına da değinirdim ama video çok uzattığı için gündem konularını ayrıca bir video olarak çekiyorum ama buralar çok böyle çok çok göze çarpan şeyler görmedim ama bir şeylerden toplayıp böyle öyle de bir video çıkarabilirim herhalde diye tahmin ediyorum indirimlere bakarız steam indirimlerine bakarız bu videoda değil tabii ki farklı bir videoda hepsine böyle bir bu hafta neler var? işimize yarayan neler var? Fırsat videoları falan çıkartabilirsek onlarla devam ederiz. Şimdi videoya geçmeden önce geçen videoda daha doğrusu iki önceki videoda etail videosunda bir biraz sistem etmiştim. Yani sistem etmişim gibi oldu daha doğrusu. Ricada bulunmuştum aslında sizlere oyun içerikleriyle alakalı anladığım kadarıyla rica minnetle bu iş olmuyormuş. Bunu fark ettim. Bir de hiç nazımın geçmediğini fark ettim. Bu üzdü tabii ki. Bu iki şeyi fark etmek üzdü beni. Biraz da kırıldım açıkçası. Onu söylemek isterim. Kimse kusura bakma ama bu, bu böyle. E ben de madem rica ile bir şey yaptıramıyorum nazım da geçmiyor. O zaman kendim çözüm üretmeye karar verdim. Birkaç tane çözümüm var. Bu çözümleri sizlere şu an anlatacağım. Bunları da yorumlarda siz de değerlendirip bana fikir verirseniz ya da aklınızda başka bir fikir varsa bunu söylerseniz çok çok memnun olurum dostlar. İlki oyun içeriklerini tamamen kaldırmak. Yani hiç istemesem de çünkü ben oyun içeriklerini paylaşmayı seviyorum. Yeni oyunları keşfetmeyi seviyorum. Bunları sizlere sunmayı seviyorum ama seyredilmiyor. Onun için yani ilk seçenek olarak kom oyun içeriklerini kaldırmayı düşünebilirim. İkinci seçenek sadece canlı yayınlarda oyun içeriklerinde bakabiliriz. Ondan sonra da işte oynadıktan sonra da bunları yine videolar haline getirip kanalda paylaşırım ama şu anki halinden çok farklı olacağını zannetmiyorum. Yani i̇kinci seçenek bana da çok mantıklı gelmiyor. Tekrardan hani canlı yayınlarda oynadıktan sonra onları bölüm bölüm parçalayıp tekrar YouTube'da paylaştığım zaman yine onlar da sayedilmeyecek. Eminim yani ona. Onun için çok fark etmeyecek ama bir da bir seçenek. Üçüncü bir seçenekte en çok kafama yatan. Bu da videoyu hazırlarken aklıma geldi. Mesela işte akşamüstü bir saatlerde 5.30-6.30 buçuk, buçuk arası işte günün oyunu diye bir canlı yayın başlatacağım. Bu canlı yayın yarım saat 45 dakika falan sürecek. Hem canlı yayın yapmış olacağım hem sizlerle iletişim kurmuş olacağız hem de beraber bu sefer oyunlara bakmış olacağız. Beraber eğlenmiş olacağız diye tam yani düşünerekten böyle bir şey çözüm üretmek istedim. Bu üçüncü seçenek çok daha fazla aklıma yattı. Hatta bugün belki bugün olmaz ama belki yarın ya da önümüzdeki bir iki gün içerisinde böyle akşam saatlerinde bir canlı yayın açıp günün oyunu şu 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 diye bir canlı yayın başlatıp bunu denemek istiyorum açıkçası. Ama dediğim gibi sizin de fikirleriniz önemli ve sizin de fikirlerinizi duymak istiyorum. Bu üç seçenekten birini değerlendirebilir miyiz? Sizce nasıl olur? Ya da sizin aklınızda bir şey var mıdır? Bunları bana anlatırsanız ya da yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum dostlar. Yani hep beraber çö bir çözüm üretelim. Ben oyun içeriklerini bırakmak istemiyorum çünkü keyif alıyorum. Oyun içeriklerini de bırakırsam keyif aldığım bir şeyi bırakmış olacağım ve geriye de sadece indirim videoları kalacak. O indirim videoları da indirimden indirime artık paylaşacağım ya da fırsat çıkacak öyle paylaşacağım. Hem video paylaşma sıklığım azalacak. Hem de dediğim gibi yani keyif aldığım bir şeyi bırakmış olacağım. Kanaldan da yarı yarıya keyif almaya başlayacağım ben de. O da benim de üretkenliğimi etkileyecektir büyük ihtimalle. Evet dostlar yine gizemli oyun zamanlarındayız. Madem gizemli oyunla başlayalım Epic Games'te yine <laughs> bilmiyorum çok kimseyi memnun etmelerle bizim Discord'da konuşulmadı bile. Çok ciddiyim. Bizim Discord'da kanal Adam TV Discord'unda gizemli oyun konuşulmadı bile. Kimse umursamadı herhalde bu oyunu. Midnight Ghost Hunt oyunu. Rekabetçi bir oyun aslında. Şey gibi hide and seek tarzı oyunları var işte saklanmaç diyelim daha doğrusu buna biz. Hatta şeyini açalım da oynasın böyle bir taraftan. Saklanmaç oyunları bu tarz oyunlar yapılmaya başlanan tabi herhalde en profesyonellerinden birisi Midnight Ghost Hunt. Burada iki taraf var ya hayalet oluyorsunuz ya da hayalet avcıları oluyorsunuz. İşte hayalet avcısı olursanız silahlarınız oluyor avantaj olarak. Hayalet olursanız da bazı nesnelerin içine girme gibi böyle yetenekleriniz oluyor. Mesela videoda gösteriyorum onları. Mesela heh, sandalye olabiliyorsun, heykel olabiliyorsun filan. İşte kılıçlı bir heykel var o zaman kılıcını da kullanabiliyorsun. Ya da heykeli adamın üstüne atabiliyorsun mesela karşı tarafın falan. Öyle şeyleri var. Hayaletlerin bazı paranormal güçleri de var. Öyle iki tarafı da dengelemişler. Yani pratikte eğlenceli gözüküyor ama ne kadar oynanıyor ne kadar oyuncusu var. Devamlılığı sürdürebilirliği ne kadar bilmiyorum açıkçası. Hani ücretsiz olduktan sonra tabii ki oyuncu sayısı büyük ihtimalle artacaktır. Ama bu tarz ücretsiz bir şekilde pazarlaması yapala, yapılan oyunların genelde bazı işte oyun için satın alım zımbırtıları falan da oluyor. O da biraz bok ediyor tabii ki olayı. Onun için bilmiyorum ne kadar dediğim gibi hani sürdürülebilir ve herkes tarafından oynanabilir mi ya da ne kadar devam ettirilir bilmiyorum. Deneyip bakmak lazım. Bunun dışında Fall Guys içinde bir ücretsiz görünüş eklemişler. Bu geçen hafta yoktu. Bu hafta gelen bir şey herhalde. Eğer Fall Guys hala oynuyorsanız oynanıyor mu bilmiyorum. Bir ara işte ücretsiz olduktan sonra ben de bir iki hafta oynamıştım sonra salladım. Yani salladıktan sonra da bir daha bakmadım açıkçası. Hala oynayanlar vardır belki. Onlar için şöyle görünüşü böyle olan bir ücretsiz. Bunu şuradan eklediğiniz zaman hesabınıza eklenecektir. Steam'de bir ücretsiz oyun mi? Vay. Her sene ücretsiz veriliyor zaten. <laughs> yani hatta her sene demeyeyim. Böyle ara ara ücretsiz görüyorum bu oyunu. O kadar dağıtıldı ki yani hala olmayanlar vardır diye tam bir de tahmin ediyorum. Bir de hani bir çılgınlık gibi böyle Twitter'da gördüm. Bizim Discord'da yazan arkadaşlar olmuş. Bana özelden ulaşanlar olmuş. Ya dedim bu kadar yani uğraşmaya değecek bir oyun değil. Dedim yani böyle değecek bir oyun değil ama çözümüne bakarım dedim yani. Steam'den eklemeye çalıştığınız zaman hay aksi affedersiniz filan gibi böyle bir mesaj çıkıyor. Bu mesajda şu demek. Yani Türkiye'den ulaşamıyorsunuz anlamına geliyor. İşte bunun niye olduğunu sebepleri filan soranlar da olmuş forumlarda falan gördüm. İşte benim bildiğim LGBT muhabbeti bir durum var içerisinde. Bundan dolayı Steam tarafından da yasaklandı denen, de, diyenler var ki ben ona ihtimal vermiyorum. Steam yasaklamaz. Şey yayıncısı bazı ülkelere özellikle Orta Doğu ülkelerine ve bize bu oyunu yasaklamış. Bana daha çok makul bir sebep gibi geldi. Yani yayıncı şu 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 ülkelerde çıkmasın diyebilir. Çok da çok da mantıklı aslında bu olay. Yani mantıklı derken o yapılan şey mantıklı anlamında söylemiyorum. Hani sebep olarak Steam engelle, engelledi denmesinden daha mantıklı geldi. Ama mantıksız ve gerizekalı bir bence şey durum. Hani LGBT bir karakter varmış oyun içerisinde. Hani bundan dolayı böyle bir olay ortaya çıkmış. Hani bu yasaklama tamamen gereksiz, tamamen aptalca, gerizekalı bir şey. Hani böyle bir şey olması bile bence zaten bize hakaret. Hani ülke olarak bize hakaret. Kalkıp da işte o, o rezil başka ülkelerin böyle şeyleri problem edecek birçok ülkenin daha doğrusu Orta Doğu'daki Arap ülkelerinden bahsediyorum. Yani şimdi üstü kapalı söylememe gerekiyor. yok. Hani onlarla aynı kefeye konulmak bana hakaret gibi geldi açıkçası. Ama dediğim gibi ben problemin çözümünü sizlere göstermeye çalışacağım. İlla ki almak istiyorsanız ama dediğim gibi uğraşmanıza gerek olacak bir oyun değil. Kesinlikle oynayıp büyük ihtimalle başladıktan sonra yarısına bile gelemeden bırakacaksınız. Çok kişi bırakacak yani. Çok değecek bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Twitter'da gördüğüm bir şey Onur Demiray paylaşmış. Bu dönüyordu. Ben kendim denemedim. Böyle bir yöntem varmış. Bu yöntemle ekleniyormuş. Burayı durdurup siz de Steam'e ekleyebilirsiniz. Ha dediğim gibi uğraşmayın yani bence. Ha daha kolay yöntemleri de var. Mesela şuradan İngilizce Xbox sayfasını açıp buradan buy it on dediğinde free diye gözüküyor. Bunu Microsoft kütüphanenize de ekleyebilirsiniz. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Mesela Game Pass'iniz var diyelim. Game Pass'te de var bu oyun bu arada. Buradan Windows'tan bölge yazdığınız zaman bölge ayarlarınızı açtığınız zaman şu kenara geldi. Bölge ayarlarınızı açın. Mesela benim gibi şuradaki Amerika Birleşik Devletleri seçin. Ondan sonra da Xbox'ı açın. Tell me why yazın. Zaten karşınıza çıkacaktır. İyi olmadı. Heh, oldu oldu. Tell me gördüğünüz gibi Game Pass'e dahil gözüküyor zaten. İster buradan yüklerseniz isterseniz de buradan ücretsiz yine Xbox kütüphanenizde yani Microsoft kütüphanenizde ya da Microsoft hesabınıza ekleyebilirsiniz. Ha dediğim gibi yani çok da uğraşmaya değecek bir oyun olduğunu ben düşünmüyorum. Game Pass oyunlarına da bakacağız. Game Pass oyunlarına videonun sonuna bıraktım yine gizemli oyun zamanlarındayız diye. İki tane yeni çıkan oyun var. Daha doğrusu satışı başlayan oyun. Bir tane de Steam'e eklenen bir oyun var. Bir tanesi işte Street Fighter 6 arkadaşlar. 2 Haziran'dan itibaren itibaren piyasaya çıkışını yapacak diye böyle zaten söylenmişti. Yani fiyat Twitter'da da söyledim. Twitter'da da bunu paylaştım. Bu arada arkadaşlar Twitter takip ediyorsanız lütfen Twitter hesabını ekleyin. ayrıntılar bölümünde videonun ayrıntılar bölümünde kullandığım sosyal hesaplarım duruyor zaten. E oradan Twitter'ı eklerseniz Twitter'da da biraz böyle etkin hale çıkmaya çalışıyorum. Orada da desteklerinizi bekliyorum. Hani oyunu izlemek kadar <laughs> uzun bir süreç olmadığı için sadece ekliyorsunuz. Oyun izlemeye hadi rica ettim. Biraz rica minnet ettim. Oyunları izleyin diye ona icabet etmediniz bu ricama. Hadi deyin bari en azından Twitter, Instagram'ı çok kullanmıyorum da Twitter, Instagram'ı da ekleyebilirsiniz. Twitter, Instagram tarafında böyle biraz destek verirseniz çok çok memnun olurum dostlar. Ha, Twitter tarafında da söylemiştim hani fiyatlarını ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Yani çünkü bence yüksek fiyatları var Street Fighter için. Yine de bayağı alan ve yorum yapanını gördüm. Demek ki harbiden çok da fakir değiliz yani. En azından ben fakirim ama etrafımda çok fakir olmayan insan görüyorum. Yani yine, yine yayıncı arkadaşlarımdan birisi Retro Evren'i o da satın almış. Zaten o Street Fighter'ı seviyor ve yayınlarında da oynuyor. Onun yayınlarına bakıp oyun yayına, onun yayınlarına katılıp Twitch'te siz de mesela oyunlarına katılabilirsiniz. Bunun dışında bir de Metal Gear Solid Remake. 3. oyunun remake'i olması lazım yanlış bilmiyorsam. Metal Gear Solid Delta Snake Eater ile Metal Gear serisinin köklerine dönüyoruz bu oyunda beraber dostlar. Henüz bununla ilgili bir bilgi yok. Bir tane video eklenmiş. Video yoktu ben baktığımda sadece resimler vardı. Video eklemişler. Videoya da bakmadım. Çıkış tarihi de duyurulacakmış. Yakında bilgileri gelir. Prime tarafında da arkadaşlar Prime Gaming'e bu haftanın oyunları eklendi. Bu hafta iki tane oyun var. Bu ay çok fazla klasik oyun yani eski klasik klasik zamanlardan alıştığımız oyunlar falan gelecek diye zaten bir önceki videoda bahsetmiştim. Onlar da iki tanesi eklenmiş. Mutation Nations ve Sengoku 2. Bu bir dövüş oyunu olması lazım. Bunu tam hatırlamıyorum ama ne olduğunu. İki tane klasik zamanlardan oyun. Zaten burada hangisi klasiktir? Hangisi normalde satılan oyunlardır? Bunun farkını şöyle anlayabilirsiniz demiştim. Çok uzun bir ekleme süresi varsa bunun 181 gün içerisinde ekleyebiliyorsunuz. Bu klasik bir oyun oluyor. Ama böyle kısa süreli 26 gün gibi kısa süreli 26 gün süreli böyle 30 gün süreli oyunlar gördüğünüz zaman onlar normalde satılan ve daha yeni olan oyunlar oluyor. Gerçi Star Wars Rooks Squadron da öyle kısa süreliydi ama çok da yeni bir oyun değil mesela bu. Bunu büyük oyun diye mesela bu ayın şey yaptı. Bu ayın büyük oyunlarından hiç aklımda kalan yok. Mayıs gerçekten çok çok kötü Amazon tarafında. Herkes de tabii şimdi yeni zamlandı. Daha doğrusu bu aydan itibaren zamlan, zamlanmış fiyatıyla ödemeye başlayacağız. Hani zamlan kalite düştü falan diye düşünüyor ama şimdi sadece bizde fiyat arttı. Yani tüm dünyada da böyle. Tüm dünyaya sunulan oyunlar da böyle. Ama işte bize fiyat artışından sonrasında denk geldiği için ya fiyat arttı kalite düştü falan diye yorumlar oluyor. Yok yani fiyat artışıyla alakası yok. Bu sadece bu oyunlar bize sunulmuyor. Bu oyunlar bütün dünyaya sunuluyor. Onun için de hani sırf bizimle alakalı bir durum yok. <laughs> Onu söylemek istedim sadece. Indigalada da iki tane ücretsiz oyun var arkadaşlar. Birisi Tuk Tuk Extreme Simulator diye bir şey. Bir zamana karşı bu doğuda yolcu taşıyan böyle araçlar var. Hatta şuradan daha güzel gösteririm. Bilirsiniz belki. internette videolarda falan gördüyseniz. Bunların böyle yarışı olan bir oyun. Bu arada Indigala'da böyle ücretsiz verilen oyunlar paylaştığım zaman hani ana o ne lan öyle. <laughs> Geçeyim hemen. Ücretsiz oyunlar falan paylaştığım zaman böyle işte ne bunlar böyle dandik oyunları ücretsiz falan paylaşıyorlar mı diye soranlar oluyor ama gerçekten bu oyunlar normalde satılan oyunlar Steam'de de gördüğünüz gibi. Steam'de mesela bu Tuk Tuk Extreme Simulator 10 liraya satılıyormuş. Bir de Deep Despair 2 diye bir RPG oyunu var. Basit RPG, Japon RPG'lerine daha çok benziyor. Bu da mesela 20 TL'den satılan bir oyun. Steam'de satılan oyunları veriyor aslında Indigala. Indigala'da da işte benim gibi giriş yapıp bir şey açıp buradan da işte ulan sürekli hentai fotoğrafları var ya add, lab, add library dediğiniz zaman eklediğinizde hemen ekler böyle. Ondan sonra da buna tekrar tıkladığınız zaman indirme tuşuna indirmeye başlayacaktır. Bunlar genelde Indigala'nın sunduğu ücretsiz oyunlar. Buradan da biraz işte geliştiriciler reklam yapma amacıyla birilerine bir böyle promosyon oyunlar dağıtıyor dostlar. Evet en son da Xbox'a eklenen oyunlarla bitirelim dostlar. Bu arada 11 Haziran'da saat 8 sanırım akşam 8'de hangi güne geliyor? 11'i pazara geliyormuş. Pazar günü haftaya pazar günü bir showcase olacak ve ben de canlı yayın açarak bu showcase'i takip edeceğim. Sizleri de canlı yayına bekliyorum dostlar. Akşam 8'de. Evet eklenen oyunlar 5 tane. Bu hafta yine güzel bayağı oyun eklenmiş. En son Railway Empires 2 ile bırakmıştık. Chikoni. Chikoni. A colorful Tale diye. Resim yaptığımız bir oyun aslında. Böyle güzel olmuş. Değişik olmuş oyun. Resim yaparak ilerliyoruz. Bazı yerleri renklendiriyoruz. Böyle hani eski çocukken belki hatırlarsınız. Küçükken işte hazır çizilmiş böyle resim kitapları olurdu. Onları açıp siz kafanıza göre boyardınız falan böyle çok daha küçükken belki hatırlayabilirsiniz bilmiyorum. Onun dışında Fairware, şey, Fair şey Fairworld Piner's diye bir oyun geldi. Bu açıkçası ilginç geldi bana. Hani tarzı, görünüşü e, Terraria oyununa çok benzettim. Hani onun gibi de zaten işte arkadaşlarınızla bir beraber isterseniz tek başınıza böyle bir dünya yaratabiliyorsunuz kendinize ve aynı şekilde içerisindeki işte o savunma olayları, işte hayatta kalma olayları gibi şeyler de var. Tek başınıza, arkadaşlarınızla beraber oynayabildiniz. Hatta 32 kişiye kadar destekleyen bir oyun arkadaşlar. Onun dışında iki tane bir tanesi iki tane deneysel olarak gördüğüm çok böyle hani bağımsızın da bağımsızı böyle tarzında oyunlar var ya çok böyle dibine kadar bağımsız diye tabir edilen arkadaşlardan da ki zaten geçen videodaki yorumlarda işte çok böyle ben de dibine kadar bağımsız oyun oynadığım için çok dikkat çekmiyormuşum. izleyisi gelmiyormuş kimsenin. Slayer X diye bir oyun var. Bir de Big Con. The Big Con iki tane. Çok böyle hani ne anlatacağımı da bilemedim oyunlardan. Çok değişik gözüküyor. Hani bu haftanın bomba oyunu. Kar mekanik simülatör 2021 diyebiliriz dostlar. Zamlanmıştı bu da. Zamlanmış fiyatına bakmadım. Siz biliyorsunuzdur. Ee, yani iyi bir fiyata satılırken bayağı yüksek bir fiyata zamlandı. Bazen böyle zamlanan oyunlar işte çok saçma sapan fiyatlara yükselebiliyor. Ya Gerçi hatırlamıyorum fiyatını. Ben de diyordum ki hani kar mekanik simülatör böyle ilgimi de çekti. Eski oyunlarına falan almıştım. 2014'ünü 2015'te almıştım. Bayağı da hoşuma gitti. Ondan sonra da zamlandı. Dedim sıçtık. Yani almaya da karar vermiştim aslında. Bu kötü Oldu. Acaba nerelerden böyle ucuz bir KM bir yerlerden bulur muyum diye takip ederken yine Game Pass büyüklüğünü gösterdi böyle. Sanki içimi okumuş gibi Car Mechanic Simulator 2021 oyununu kütüphaneye ekledi. Süper oldu. Yani merak da ettiğim bir oyundu. Hoşuma da gidiyor bu tarz oyunlar aslında. Ki hani arabayla böyle haşır neşir araba toplamak, işte tooling yapmak, işte arabayı böyle modifiye etmek gibi şeylerle de böyle ilgileniyorsanız çok daha fazla hoşunuza gidecek zaten oyun. Ondan eminim. Hatta yani her türlü şeyle de ilgilenebiliyorsunuz arabaların ve bunları test edebiliyorsunuz. İşte o geliştirdiğiniz arabaları test edebiliyorsunuz. Bence bayağı güzel bir oyun. Eklenmesi güzel oldu. Bu haftanın en güzel haberlerinden birisi en azından benim için. Evet dostlar burada bitirelim. Bu kadardı. O videonun başında söylediğim işte oyun içerikleriyle ilgili muhabbet yani daha doğrusu çözüm için ürettiğim bazı şeyler var demiştim. 3 tane size çözüm sundum. Bunlarla ilgili yorumlarınızı bırakırsanız çok çok memnun olurum. Hatta dediğim gibi hani sizin aklınızda başka bir fikir varsa bana verebileceğiniz bir fikir varsa bunu da yazarsanız çok çok memnun olurum dostlar. Her zaman Bak gibi videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize. Çok iyi bakın, hoşçakalın.